Yeni bir Phasmophobia videosuna tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün malum olan arkadaşımızın izini sürerken aynı zamanda bakalım neler yapabiliriz. Şimdi kabus modundayız. Herhangi bir görevlerimizi niye göremiyoruz bu arada? Evet, A modunda hayatta kal. Bunlar tabii bunları yapmışız. Bunlar tecrübe puanı. 3 yıldızlı hayret fotoğrafı 15 tane istiyor. Mükemmel oyun tamamla diyor. Hayret türünü keşfet. Başlangıç esasıyla hayatta kal demiş. Bunu yapmışız. Evet, 50 dolar değerinde veya daha fazla ödül al diyor. Neyse, şimdi iki harita yapmıştık. Şu çıkması muhtemel haritalarda oynamıştık. Şimdi iki harita daha yapalım. Yapalım ki bunu saklandığı yerden çıkaralım arkadaşlar. Evet, şimdi sen ne ver? Lanetli ev olabilir ama aslında lanetli ev değil de İki çiftlik evine mi gitmeliyiz acaba? Şu biraz büyük. Ama gidelim. Ne fark eder yani? Zamanında hangi sekundun içerisinde cirit atıyorduk. Ekipmanlarımızı ekledik. Haritamızı seçtik. Belalı çiftlik evine hareket ediyoruz. Şimdi aç içerisi bir hava alsın dostum. Lan yukarıda böyle bir değişik parıltı gördüm. Umarım sen değilsindir. Oh, şarterle saklanmayanın burada olduğunu görmek beni ayrıca mutlu etti. Şimdi müzik kutusu var. Çok güzel. Bir de kemiği görseydik. You was a sign. Show yourself. Do something. Her defasında şunu da kemik zannediyorum. Lanetli aynı şu karşıda duruyor arkadaşlar. Tarot kartı da şu masanın köşesinde duruyor. Biz ışığı yaktık değil mi? Yani şarteli açtık, ışıkları niye yakmıyoruz? Evet, solumdan bir ses geldi. Hemen geliyorum. Olayı el atmaya geldim. Ulan kemik şurada falan çıkmasın şimdi. İyi. Yokmuş. Bak. O arkadaşı bana verin. Kemiği buldum. O arkadaşı bana verin. Ben de bırakıp gideyim. Sizi de uğraştırmayayım. Kendim de uğraşmayayım. Yoksa başınıza dert olacağım. Give us a sign. Çık dışarı dostum. Seni almaya geldim. Ulan kesin üst katta. Geliyorum lan. Evet, küçük bir işaret ver. Layık olduğun yere göndereceğim seni. Oğlum bunu nasıl başardınız aynaya saplamayı? Give us a sign. Bak, bir saklanma yeri vardı, onu kapatmışlar. Bu kapı yarım açılmış. Şüpheleniyorum buradan. Bana küçük bir görüntü ver. Give us a sign. Bak bir şey söyleyeyim. Tavan arasında çıkma da. Gerisi önemli değil. Hallederiz bir şekilde. Are you here? Where are you? Show yourself. Do something. Give us a sign. İster misin şu sandalyeye oturup sallanmaya başlasın? Abicim sen yatarken yanımda... Lan? Şartelleri kapattın ha? Tamam, sorun değil. Saat tıkırtısı mı? Geliyorum lan. Burada değişik değişik seslere sebep oluyorsun. Mutfakta mısın? Bir yerde bardak düştü ama tam olarak nerede duyamadım. Bak bu şey de olabilir ha.
Üst katta hemen çıkar çıkmaz sağda şey var. Bir bardak, kutunun üzerinde bir bardak vardı yukarıda. O da olabilir bu. Şuradaydı bak. Ama bu duruyor. Bu da duruyor. Oğlum ben hayal mi görmeye başladım ya? Bardak sesi gelmedi mi? Buradaki bardaklar da yerinde duruyor. Oğlum sen nereyi karıştırıyorsun? Ne yaptığın da belli değil ya. Çık dışarıya. Yok ya, aşağıda bu galiba ya. Çünkü mutfak tarafından ve şu salon tarafından bir ses geldi. Neyse, anladığın dilden konuşacağım. Tamam, okey. Giderken bir iki ekipman daha götürelim. Herhangi fotoğraf çekmiş miyiz? Evet, müzik kutusu ve kemiğin fotoğrafını çekmişiz. Aslında bir çılgınlık yapıp müzik kutusunu çalıştırıp bunu yerine öğrenebilirim ama akıl sağlığını bedavadan götürmeye gerek yok. Eğlence amaçlı kullanalım. Bak şimdi. Burada herhangi bir şey yok. Aha, buradasın ha. Benim gözümüzün önünde dalga geçer gibi. Dur, etkileşimi geçmeden yakalayayım. Lan dur oğlum. Projektör var. Yanımdan geçti. Bak. Give us a sign. Are you here? Give us a sign. Show yourself. Ya bırak bu işleri. Give us a sign. Are you here? Oğlum önümden geçeceksin. Solumdan geçiyor ya. Are you here? Where are you? Projektörü de o kadar ters yere koymuşum ki. Adam içeride. Hani buradan geçsin diye bekliyorum ben de. Şurayı yak abicim. Bu da çıldırdı burada. Kafa ağrıtıyorsun dostum. Bak o bardağı düşürmüş. Seni kurnaz tavşan seni. Are you here? Are you close? Ay lanet olsun, çekemedim. Ben buna soru sorarken aynı zamanda telsizi de deneyelim. Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Bak şimdi şak diye geçecek buradan. Şu koltuğun ön tarafında daha çok hareket ediyor bu. Give us a sign. Oğlum o fotoğrafa inat ettim, alacağım senden ya. Give us a sign. Are you here? I'm behind you. Ya bir saattir seni mi bekleyeceğim ben? Tamam, projektör kanatımız var. Ha seni kurnaz hayal et seni. 3 yıldız. Evet, dur. Elimizde sen şurada kal. Şimdi ya şurada var ya, anlık başka bir şeyle uğraşırken kaçırdım ama sonunda çektim sonradan. Şimdi kanıtlarımız: projektör, telsiz, Diogen Rokai Wright Phantom. Lan ne oluyor? Yolumu karıştırdım. Oğlum bak şu Demon'ı saklıyorsunuz biliyorum. Sorun değil. Yakalayacağım. Er ya da geç karşılaşacağız. Hepinizin kökünü kurutacağım oğlum. Şunu ver. Bir fotoğraf makinesi ver. Haç kalsın. Tütsü çakmak. Şimdi bu arkadaşların içinden bir tanesini daha eleyeceğiz. Nasıl eleyeceğiz? Tuz yardımıyla taktiksel bir hamleyle diyeyim. Gerçi taktiksel değil. Çok alışılmış bir şey o da. Bir tanesini daha eleyeceğiz arkadaşlar. Ya da keşfetmiş olacağız hayaleti.
O yüzden görevlerimize bakalım. Haçlı avlanmasına engellik et. Sensörü tuzun üstüne inmesini sağla. 1, 2, 3. Yine haç alamadım. Neyse Allah'tan girişte de sorun değil. Bak şimdi. Diyojin olursan çok iyi olur. Şimdi haç aldık. Hatta bir tane daha haç, bir tane daha kutusu alalım. Çakmak aldık, hareket sensörü aldık. Polpa yapıştırırsak hareket sensörünü, istese de istemese de oradan bize bir sinyal vermek zorunda kalacak. Şu bir. Şu iki. Are you here? Tamam, hala bizimlesin. Okey. Ya şu ışığı yakma dostum. Şu bir. Fotoğraf makinesi kutusuya şu an için gerek yok. Fotoğraf makinesi oğlum. Yani doğru, oyun da haklı. Hareket sensörü önemli. Nerede olduğunu tam bir görelim en azından. Şöyle bir yapalım da. Oğlum ışığı söndürüp söndürüp durma. Ha gerçi adam haklı lan. Söndürecek ki ayak izini görebilirim. Yardımcı oluyor ya, sağ olsun. Lan. He tamam. Anahtarın şeyini verdi. Right olduğunu düşünüyorum ama yine de emin olmamız lazım. Are you here? Are you here? I'm behind you. Hiç beni yanıltmaz sağ olsun. Neredesin lan? Ha buradaymış. Tamam. Ayak fotoğrafını da aldık. Bu arada kimliğini ele verdin tabii. O yüzden neyi sakladın sen? Parmak izini mi? Yok. Yemek peşi saklamışsın. Vallahi kendini de paralasan, parçalasan hiç fark etmez dostum. O kanıtları, fotoğrafları hepsini vereceksin. Şimdi buzdan fotoğraf gel lan. Görevler. Oğlum ne yapıyorsun? Dağıttın ortalığı ya. Are you here? Uzaktayım diyor. Bak arkada ya, içeride. Uzaktasın tabii. Lan nasıl uzaktasın oğlum? Önümdeki kutuya. Sakin ol şampiyon. Give us a sign. Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Sen şimdi odanı mı değiştirdin? Are you here? Vallahi odayı değiştirdi adam ya. Gözümüzün içine baka baka gitti adam ya. Haçlı avlanmasını engelleme kaldı. Kim bilir nereye gitti. Ama bazen Wright böyle yapıyor. Yani bir uzaklaşıyor ortamdan bir. Daha sonra geliyor tekrar. Bunu ver. Ne ver? Bize bir de hareket sensörü görevini yaptı. Haç ver, tütsüleri ver ya. Götürelim, tütsüleri koyalım en azından. Bak aslında çok uğraşmak istemiyordum. Hemen yapıp çıkacaktım ama biraz eğleniyoruz. Şu an. Abi
Abi o nasıl bir bağırma şeklidir ya? Ya sen nasıl sorunlu bir adamsın ya? Git, bir de kulağıma hoh yapıyor ya. Civa Işığa karşı senin alerjin mi var? Kapatınca bir mare gibi hareketlenmeye başlıyorsun. Are you here? Where are you? Are you close? Ya yürü git. Yakın mısın? Ay! Hadi be, tek yıldız yakaladım. Are you here? Arkadaşlar o sırada tam sola bakacaktım. Solda kapıdan ses geldi ya. Projektörden geçince de parmaklar birbirine karıştı. Give us a sign. How old are you? Cama vurdu. How old are you? Are you friendly? Are you friendly? Ben seninle mi uğraşacağım ben ya? Nerede o? Ver şu yemek, bak yine geçti. Bir yerde bir şey düşürdü ama şurada mı düşürdü? Ne yaptı? Tamam, şu kapıyı açmayalım. Aklına kötü kötü şeyler geçsin benim hayaletim. Zaten kaçacak yer arıyor. Oğlum şu şarteli ellemekten bir vazgeçecek misin sen ya? Al işte ya. Lan. Oh, yakaladım, tamam, çok güzel. Give us a sign. Are you here? Aa, ilk defa bu saatin. Nasıl ya? Aşağı mı çekmemiz gerekiyordu? Galiba. Oğlum sen nasıl çalıştırdın bu saati? Yani illa diyorsun ki abi ben beni uğraştır. Yani fotoğraflarımızı da yedin. Sen right, tamam mı? Heh. Böyle yola gel. Sen right'sın dostum. Sen burada elimizde tütsümüz var mı? Var. Gayet güzel. Şunu şöyle bir alıyoruz. Önümüzü göreceğimiz şekilde bırakıyoruz. Bakalım nereden çıkacak? Mutfağa gitmiş lan. O da değiştirmiş. Beni burada görüyor musun? Vallahi görüyor. Şuradan görüyorum acaba. Neyse. Ben başka hayaleti arıyorum dostum. Seninle uğraşamayacağım şimdi. Hareket sensöründen tekrar geçti. Bak, mükemmel oyun tamamlayamamamızın tek sebebi arkadaşlar, fotoğraflardan bir, iki, yani bir tanesi tek yıldız oldu, iki tanesi sıfır yıldız. O yüzden mükemmel oyun olarak saymayacak. Ama biz gene paramızı alacağız tabii.
Evet, iki harita demiştim. Grafton, şey, buraya gittik. Grafton'a da gidelim. Bugün çiftlik evlerinin günü olsun. Ekle abicim. Hazır ver. Başlat. 4 yatak odası ve 2 tak 2 katlı olan bir çiftlik evi bu. Şimdi oyuncu tahtasından diyor ki mesela yatak odasında diyor bazen diyor işte master bedroom gibi. Şimdi bakıyorsun kim bilir hangisi master bedroom. Oğlum ben normalde gerçek hayatta da çiftlik evine gitmiyorum ki siz beni buraya girmeye zorladınız. Nasıl bir hayaletsiniz? Demek insanları korkutursunuz ha. Hadi çıkın lan buradayım geldim. Give us a sign. Abi orada nasıl bir saklanma yeri o ya? Evet güzelmiş aslında yani. Lan? Lan? Ha. Seni tatlısı kurnazı seni. Duymayacağımı sandın değil mi? Hadi bir daha vur. Give us a sign. Give us a sign. Dur oğlum ona değil başka. Lan! Tamam abi sakin ol ya. İnsanın üstüne de atmazsın. Ne bileyim yani. Bu arada kanıtlarımızı işaretlemeye başlayalım. Şöyle bir baktığımız zaman belli değil. Kim olduğu belli değil. Aşağı oyuncu tahtası. Ah fotoğraf makinesi ya. Ah. Oyuna girerken oyuncu tahtası olduğunda işte hangi yatak odası falan sorduğumuzda dedik ya. Direkt oyuncu tahtası geldi. Bekle dostum geliyorum. Sen şimdi kal. Abi aşırı hareketli bak. Kapıyı açtı, anahtara vurdu içeride. Spirit olma ihtimali olabilir. Spirit genelde rahatsız edilmeyi çok sevmez. Bak şimdi hop. Neyse yapacak bir şey yok. Ya yazı defterini aslında arkadaşlar en önce kurmak lazım hayaletin odasına. Neden? Çünkü yazı defterini öyle koyar koymaz yazmıyor hayalet. Yani nadiren de olsa bazen yapabiliyor ama her zaman hadi koyduk yaz bakalım yapmıyor. O yüzden lan ışık nerede? Give vura bir hayret onu ya. Şu dağıttıkları bir topla. Cama vurdu. Ah ulan be. Koş 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 koş. Yine akıl sağlığımı düşürdü bak. 70'e falan 65'e falan düşürdü bu. Yine dimin değil. Yine neden dimin değil arkadaşlar ya? Ya normalde aramasan, istemesen var düşürmemiş. İstemesen şeyle gelir. Arka arkaya gelir. Bir gel dedik. Ne yaptılar? Demon'ı hayaletlerin arasından çıkardılar mı? Ne yaptılar? Adam denk gelmiyor. Parmak izi yok gibi görünüyor. Lan! Abicim. Sakin olmayı dene be. Bak şurada içeride bir şey vurdu. Burada bir şey vurdu. Tavalara falan vurdu sanıyorum ama şimdilik işaretlemeyeceğim. Lan right mısın yoksa sen be? Give us a sign. Are you here? Where are you? Are you close? Are you friendly? How old are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you here? Odayı değiştirmiş derken şarteli kapattı. Önümüzü görmeyelim, değil mi? Gidelim bir yerlere çarpalım. Lan zaten uzakta şarter.
Ne diye kapatırsın? Vallahi şunlar değil gibi düşünüyorum. Şurada değil. Goryo olabilir mi? Bakarız. Normalde bu şartel şurada duruyordu. Arkaya almışlar. Sign. Bak gitti bu buradan ha. Give us a sign. Are you here? Are you close? Oğlum bütün eşyaları taşıdıktan sonra nereye gidiyorsun ya? Are you here? Are you here? Are you close? Are you friendly? Yo, içeride daha. Bir dakika. Saklanacak yer bakmadık. Neyse, başımızın çaresine bakarız. Yeter ki av başlatsın. Raiju Mining Obake kesinlikle burada parmak izi kanıtı vermesi lazım arkadaşlar. Yani kabus modunda Obake parmak izi kanıtı bırakıyor. Sen bize ne ver? Buz ver. Fotoğraf makinesini almışız. Ver bunu ver. Görevlere bir bakalım. Parabolik mum. Paraboliği aldık. Mum da içeride var. Was a sign. Lan odayı değiştirdi bu ya. Are you here? Are you close? Geldi. Bir tanesi kalsın. Give us a sign. Dostum nereye gidiyorsun ya? Öyle beni bırak bu kadar kolay mı ya? Oha dışarıya kadar koştu ha. Lan nereye gidiyorsun? Hayret fotoğrafı çekme görevi var mı yok? Gel buraya ya. Senin ne işin var orada? Give us a sign. Are you here? Are you close? Are you friendly? Bir de yardımcı oluyor ki görme yani. Are you here? Where are you? Oğlum yanımda yürürken nasıl oluyor da aynı zamanda orada tuza basabiliyorsun? Give us a sign. Bak bu var ya muhtemelen rayıcı falan çıkabilir ha. Give us a sign. Bak sana da söylüyorum. Bağıracak. Tamam lan tamam ya. Ne bağırıyorsun bu da? Bir de sesin de kötü zaten. İhtiyar bu. Okey. Yalnız tüksü, çakmak, bu tarz şeylere acil ihtiyacım var. Akıl sağlığımı 60'lara falan indirdi bu sefer. Bir tane daha akıl sağlığı hapı atalım. Şimdi projektör kanıtı Twins olma ihtimali çok düşük. Gory olma ihtimali de şu an için yok gibi görünüyor.
Şimdi bu tarz agresif bu hayaletlerin içerisinde onu yapar, Raiju yapar. Mailing çok zannetmiyorum böyle bir şey yapacağını. Genelde Mailing de çok çıkıyor arkadaşlar, agresif ama bunlar kadar çok belalı bir hayalet değil. Oni sıkıntı, arkasından Raiju sıkıntı. Tabii Doldur soğuk kanatı da çıkmadı. Diğer kanıtları da vermedi. Parmak izi tekrar kontrol yapacağım. Fotoğrafların hepsini çekmişiz. Şu UV'yi ver bakayım. Kapı, pencere, baca var mı bir şeyler? Görüntü, görüntü. Givazesayn. Roswell. Givazesayn. Defteri yazacaksan yaz. Bebek olacaktık şimdi. Are you here? Do something. Talk to me. Şöyle. Give me a sign. Are you here? Mumu söndürmesini sağlayacağız bir de. Mum ver. Acil mum ver. Şurada var mı? Yok, yok, yok. Abi mum vardı burada bir yerde ya. Bak ben kamyona kadar gitmek istemiyorum. Lan dur, açık ışığı kapat. Şurada bir yerde vardı. Heh, ver abicim şunu. Tamam ya işte bu kadar. Belki giderken elimizde söndürür ha. Şöyle yakarak gidelim. Do something. Give us a sign. Show yourself. Roswell. Aha show yourself deyince adamsın lan sen. Birader sen bayağıdır gelmiyordun ha. Say something. Talk to me. Are you happy? Are you angry? Are you friendly? Are you here? Oğlum daha demin niye cevap vermedin beni bir saattir uğraştırıyorsun ya? Dur, şimdi işin rengi değişti. İşin rengi değişti. Bak normalde neyi düşürdüm? Bu muydu düşen şey? Normalde şöyle söyleyeceğim. Spirit odanın içerisine girdiğimiz zaman şu elimizde kalsın. Nerede o? Ha. Ölüm yerine geldiğimizde Spirit'in yani bu odaya geldiğimizde ölüm yerine en üst düzeyde savunan bir hayalet olduğu için şimdi ben odasında sürekli konuşuyorum, kendini gösteriyor, bağırıyor, bir şeyler yapıyor. Yani beni korkutmaya çalışıyor açıkçası. Şimdi Twins farklı bir yerde etkileşime girmesiyle meşhurdur. Örneğin şu yan tarafta etkileşime giriyor. Oha. Parabolik mikrofondan hiçbir şey olmadı mı yani? Bu mu? Lan adam bütün sesleri verdi. Say something. Paranormal bir ses duyamadık mı biz? Hayaletin kendini gördük oğlum. Daha ne yapacağız ya? Bu adamın bağırmasını mı bekleyeceğiz? Bu mudur yani? Give us a sign. Şurada mısın? Değilsin. Şuradasın işte hala. Are you here? Are you close? Are you close? Sesin ne kadar güzelmiş kral. How old are you? How old are you?
Karteli kapattı yine ya. Lan dur oğlum, bir dakika ya. Lan bıktım senden be. Bir ışığı açıyorsun, kapatıyorsun. Bak buralarda saklanma yeri. Bir yak abicim. Burada bir tane var da bu ne abi? Bir tane kutu koymuşsunuz. Yarımız dışarıda kalıyor. Böyle bir bakayım. Şurada da olması lazım normalde saklanma yeri. Yok. Kutu oluyor burada da. Benim anlamadığım şey, parabolik mikrofonla adam o kadar şey yaptı ve vermedi. Spirit bu ya. Evet, tekrar geliyorum küçük dostum. Işığını neden söndürdüğünü söyle bakayım. Are you here? Ha yakınım diyor. Buradasın ha. Seni üçkağıtçı. Are you here? Are you close? Are you here? Atak. Tamam abi sen kazlar. Oha defteri buradan aldın da buraya mı fırlattın? Oğlum ben size söylemiyor muyum benim defterimle böyle ilginç ilginç oyunlar oynamamanız gerektiğini? Birader evi başımıza yakacaksın bak. He was insane. Ha parabolik diyorduk. Ver bakayım. Are you here? Are you close? Are you friendly? Abicim yap artık şu görevi, neyi bekliyorsun be? How old are you? How old are you? Are you friendly? Are you here? Are you close? Where are you? How did you die? Yani yaşlılıktan tabii ki cevabı o değil. Hani nasıl öldün diye sordum, yaşlı olduğunu söylüyor. Yaşlılıktan değil de kafası karıştı. Are you here? What is your name? Luke. Luke mu senin adın? Luke. Lan yürü git. Değişik değişik hareketlere girme. Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? How old are you? How did you die? Die. Die. How did you die? Die. İyi. Bu arada şunu öğrenmiş olduk. Hani telsizden hayaletin vermiş olduğu ses telsizden geldiği için paranormal bir ses olarak algılanmıyor arkadaşlar. Hani onu da deneyelim dedim. İlla ki tıslayacak, hohlayacak. Yani telsizden bir mırıldanma sesini duyacağız. Oğlum seni bekleyemeyeceğim. Ben gidiyorum ya. Saatlerce seni mi bekleyeceğiz? Hadi kapat kapıyı, başlat da kaçalım biraz. Aha dur lan. Oje tahtası var. Onu kullanmadan gider miyim ben be? Birader. Twins'e bağladı bak. Harbiden Twins'e bağladı. Dur. Bu ne? Ha burası saklanacak yer. Feneri bıraktım ya, gözümün önünü göremiyorum ya. Bu evler biraz böyle sıkıntılı işte. Evet sevgili Luke. Luke. Hi Dancing. Come here. Are you here? What? Oha! Oha! Oğlum buradan da çıkmazsın lan. Harbiden Twins'e bağladı. Twins'e bağladı yani.
Sen spiritsin oğlum. Sen Twins değilsin lan. Kendine gel. Sen spiritsin. Twins gibi hareketlerde bulunuyorsunuz. Lan sen benim saklanacağım yerden nasıl çıkıyorsun ya? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şanssız şanssız bir an. Yani spiritin özelliği kendisini dediğim gibi öldüğü yeri savunan bir hayalet olduğu için biz şansımızı çok fazla zorladık orada. Adam artık git buradan, hani atak falan, red med, ölüm ölüm demeye başladı. Gitmedik. Ouija tahtasını kullanırken bir yanımıza bir geldi. Bak, hide and seek komutunu verdiğimizde, yani saklambaç komutunu verdiğimizde daha süre bitmeden bir kendini gösterdi. Akabinde direkt olarak olduğum yer daha başlattı. Yani kafayı taktı. Takip ediyordu bizi. Yapacak da bir şey yok. Tabii yine Demon'u bulamadık. Artık bir sonraki videolarda bakacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.